Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, yeni tip koronavirüsün mutasyon geçirerek dünyada hastalığa sebep olan en yaygın varyasyon olduğunu ve virüsün yapısı nedeniyle orijinalinden çok daha bulaşıcı olduğunu açıkladı. Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, yeni tip koronavirüsün D614G adlı mutasyonunun şu anda dünyada hastalığa sebep olan en yaygın varyasyon olduğunu söyleyerek, virüsün yapısı nedeniyle orijinalinden çok daha bulaşıcı olduğunu açıkladı. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü direktörü Dr. Anthony Fauci, mutasyona uğramış yeni türün hastalığın daha hızlı yayılmasına yol açabileceği uyarısında bulundu. Ancak araştırmacılar, mutant virüsün orijinalinden daha fazla ölümcül olmadığını söyledi. Dünyanın dört bir yanında görülen yeni tip koronavirüs COVID-19 pandemisi nedeniyle enfekte olanların sayısı 11 milyonu aşarken Amerikalı ve İngiliz bilim insanları şu anda vakaların çoğuna neden olan virüsün orijinalinden farklı olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ulusal laboratuvarla İngiltere'deki Dük Üniversitesi ve Sheffield Üniversitesi'nden araştırmacılar şu anda dünyanın genelinde yeni tip koronavirüsün D614G adlı mutasyonunun hüküm sürdüğünü belirtti. Bilim insanları söz konusu mutasyonun koronavirüsün yapısında bulunan konakçı hücreye tutunmasını sağlayan protein yapı sayısını artırdığını ve bu nedenle virüsün daha bulaşıcı hale geldiğini ve COVID-19'a yakalananlardaki viral yükün arttığını söyledi. G614 adı verilen türün dünyada görülen en yaygın mutasyon olduğuna, yerel enfeksiyonların en erken ortaya çıktığı yerlerde dahi hakim haline geldiğine dikkati çeken Fauci, virüs türünün bir uyum avantajı olduğu anlaşılıyor. Bu bulaşıcılığı artıran bir faktör olabilir değerlendirmesinde bulundu. Virüsün söz konusu türünün görüldüğü kişilerin üst solunum yollarında daha fazla bulaşıcı içerik tespit edildiğine, bunun kişinin hastalığı bulaştırma ihtimalini artırdığına işaret eden Fauci, türün hastalığı daha ağır hale getirdiğine dairse kanıt bulunmadığını kaydetti.